hücrelerimizden I hücresi. Kolesistokinin arkadaşlar. Kolesistokinin. Ne yapıyordu bu midede? Nasıl anlatmıştık? Midenin boşaltmasını, boşalımını azaltıyordu kolesistokinin. Ee, ince bağırsaklarda ne yapıyormuş arkadaşlar? Ve pankreas üzerinde etkisi nasıl? Bütün pankreas salgıları, pardon egzokrin pankreas salgısını artırırken safra kesesinin boşalmasını sağlar. Niye? Yağların sindirimli yağlarının sindirinin gerçekleşmesi için bütün safra kesesini duodenuma boşaltır. Duodenuma safranın geçmesini sağlamak için de ot sfinkterlerini gevşetir. Yani bunların kasılmasını engeller, inhibe eder yani ot sfinkterlerini gevşetir Kim? Kolistekülün. hangi hücre? Ih hücresi. Motilin özellikle arkadaşlar duodenumda bulunur motilin. M hücrelerinden sentezlenir. İntestinal motiliteyi arttırır arkadaşlar. Arttırır varsa şöyle bir cümle geçer arkadaşlar. Tusta sorulduğu için söylüyorum. Tusta. E, da tekrar söyleyeceğim. Motilimi gördüğüm için hatırlatmak istiyorum sadece. Arkadaşlar e, pankreas başı kanserlerinde vipil ameliyatı yapıyoruz. Vipil ameliyatı yapıyoruz. Burada e, duodenumu tamamen çıkartıyoruz arkadaşlar. Tamamen çıkartıyoruz. Tusta Pankritika doğu denektim yani VIP ameliyatı sonrası en sık görülen en sık görülen komplikasyon soruldu. Komplikasyon soruldu. E, cevabı da e, bir de boşalım güçlü. Gastrik boşalım güçlüdür arkadaşlar. Bu gastro, e, VIP ameliyatlarından sonra en sık gördüğümüz komplikasyonlar. İşte bunun en olası nedeni doğudinum ortadan kalktığı için motilin sentezinin olmamasına bağlanmaktadır arkadaşlar. Motilin hücrelerinden sentezlenir ve intestinal motiliteyi sütümül eder arkadaşlar. Peptit yayı L hücrelerinden sentezlenir. İntestinal motiliteyi baskılar, hareketleri baskılar arkadaşlar. Glukagon light peptide 2. Arkadaşlar burada diye yan dalda sordular. Burası yıldız sorusu oldu. Nasıl sordular? Diyor ki bağırsak epiteli üzerinde trofik etkisi olan. Yani bağırsakların bağırsak hücrelerindeki enterositlerin büyümesini sağlayan. Özellikle kısa bağırsak sendromunda anlatacağım. Bağırsak adaptasyonunu hızlandıran en önemli hormonlardan bir tanesi budur. Trofik etki yaparaktan enterositlerin büyümesini ve adaptasyon sürecinin kısalmasını sağlar. Bağırsak epitelde proliferasyonu stimüle arkadaşlar. Burası sorunlu yanlarda. İkinci bağırsak kapitalini profilasyonunu trofik etkisi olan nöretensindir arkadaşlar. N hücrelerinden sentezlenir ve biliyer sistemin pankreatik sekresyonların salgısını arttırırken motiliteyi baskılar. Ancak bu kadar büyümeyi arkadaşlar stimüle eder. Çok önemli 3 tane rolü vardır. Ee, yandalda glukagon light pectin arkadaşlar L hücrelerini sordular. L hücrelerinden aşağıdakilerden hangisi sentezlenir diye de sordular. nörotensinin arkadaşlar şu şekilde sordular. Aşağıdakilerden hangisi intestinal motiliteyi baskılar şeklinde sordular. Bu da yandaldı soru geldi. Yandal'da soru gelen bir şey arkadaşlar mutlaka mutlaka soru olarak gelecek. Ne dedik? Çok önemli bir slide. Soru olmit yani buradan birçok şeyden soru sorabiliriz arkadaşlar lütfen bilirim